yüksek faizle soyulacak kadar diri, üretimle ayağa kalkamayacak kadar halsiz bırakacak programlarla yıllarımız heba edilmiştir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Ekonomi gündemine dair açıklama yapan Cumhurbaşkanının faiz çıkışı dikkat çekti. Faizi artırarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak emperyalist finans kurumlarının dayatması ekonomi reçetelerini bir kenara bıraktık. Bunun yerine ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı kendi Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Erdoğan, üretim hedefi nedeniyle faiz indiriminin devam edeceğini söyledi. Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Benim derdim şu. Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa özel sektör bankalarıyla da düşük faizle sağladığı krediyle ne yapsın? Yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin, genişletsin. Bununla istihdam sağlayalım. Bununla üretimi artıralım. Bununla ihracatı daha da artıralım. Ve bununla evet büyümeyi sağlayalım. Bizim derdimiz bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede faiz artırmanın da çözüm olmadığına vurgu yaptı. Üretim yerine faiz artırmaya yönelik uygulanan politikaların ülkeyi emperyalist mandacılara peşkeş çekmek olduğunu söyledi. Bu sorunun çözümü de faizleri artırarak parayı tasarruf araçlarına yönlendirmek suretiyle tüketimi azaltmak ve böylece fiyatları düşürmek olarak sunuluyor. Peki, burada kazanan kim? Yüksek faizle cebi dolan içerideki bir avuç tuzu kuru kesim. Biz tercihimizi faizleri yükselt baskısıyla bir kez daha ülkeyi soymak için ellerini ovuşturanlardan değil, istihdamı koruyarak işini, aşını, geçimini sürdürmesini sağladığımız milyonlardan yana kullandık. Hele ki dünyanın içinden geçtiği şu ekonomik buhranda tercihi üretimden ve istihdamdan değil de finansal illüzyonlardan yana kullanmak, ülkeyi emperyalist mandacılara peşkeş çekmek kesinlikle demektir. Bunu da yutmayacağız.